Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Rüzgar gibi geçti 15. Scarlett odasına girip tesbihini kaptı ve yere diz çöküp dua etmeye çalıştı. Ama gerekli sözler ağzından çıkmıyordu. Evli bir adamı sevmiş ve onu karısının elinden almaya çalışmıştı. Tanrı da sevdiği erkeği öldürerek onu cezalandırmıştı. Dua etmek istiyor ama gözlerini gökyüzüne kaldıramıyordu. Ağlamak istediği halde gözyaşları akmıyordu. Odasının kapısı açıldı ve Melanie içeri girdi. Yüzü beyaz kağıtla kesilmiş ve etrafı siyah saçlarla süslenmiş bir kalp gibiydi. Gözleri karanlıkta kaybolmuş, ürkek bir çocuğun gözleri gibi kocamandı. Elini Scarlett'e doğru uzattı. "Scarlett," dedi. "Dün söylediklerim yüzünden bana kırgınsan, unutmalısın onları ve beni affetmelisin. Çünkü artık senden başka hiç kimse yok. Sevgilimin öldüğünü biliyorum." Nasıl olduysa Melanie kendini Scarlett'in kolları arasında buldu. Hıçkırı hıçkırı ağlıyor, göğsü sarsılıyordu. Nasıl olduysa iki kadın sarmaş dolaş yatağın üstüne düştüler ve yanaklarını birbirine dayayarak sessizce ağlamaya başladılar. Gözyaşları birbirine karışıyor, birbirlerine sıkı sıkı tutunuyorlardı. Ashley kayıp listelerinde, kayıp esir olduğuna inanılıyor kelimeleri çıktığı zaman kederli evde ümit ve hayaller uyandı. Kederli evde yeni ümit ve hayaller uyandı. Melanie'yi postaneden uzaklaştırmaya imkan yoktu. İstasyonda dolaşıp her gelen trenden haber bekliyordu. Genç kadının sağlığı hiç iyi değildi. Artık hamileliği birçok şekillerde kendini hissettirmeye başlamıştı. Ama Doktor Meda'nın bütün emirlerine ve ricalarına rağmen yatakta yatmaya razı olmuyordu. Bir öğleden sonra korkudan gözleri büyümüş olan Peter amca, Red Butler'in kolları arasındaki Melanie'yi arabayla eve getirmişti. Postanede bayılmış ve oradan geçmekte olan Red durumu görünce onu eve getirmişti. Melanie'yi kucağında yatak odasına kadar çıkartıp yatağına yatırdı ve ev halkı heyecan ve korku içinde tuğla ısıtmak, viski bulmak ve doktora haber göndermekle uğraşırken yastığın üzerine dağılmış olan buklelerini düzelterek açıkça sordu. "Bayan Wilkes, çocuğunuz olacak değil mi?" Melanie başını salladı. "Şu halde kendinize daha iyi bakmanız gerek. Bu delilikleriniz, öteye beriye koşuşmanız ve üzülmeniz size fayda sağlamayacağı gibi bebeğe de zararlı olur. Bayan Wilkes, izin verirseniz Washington'daki bütün nüfuzumu kullanarak Bay Wilkes'ın durumu hakkında bilgi edinmeye çalışacağım. Eğer esir ise orada yayınlanan listelerde adı mutlaka vardır. Yoksa o zaman da belirsizlikten daha kötü bir şey olduğunu düşünerek teselli bulabilirsiniz. Bayan Wilkes, ama önce bana söz vermelisiniz. Kendinize iyi bakacağınız konusunda. Yoksa Tanrı şahittir ki elimi bile kıpırdatmam." Melanie, "Ah ne kadar iyisiniz," diye bağırdı. "Nasıl oluyor da insanlar sizin hakkınızda öyle kötü şeyler söyleyebiliyorlar?" Red Butler sözüne sadık kaldı. Onun kimlere ve kaç telgraf çektiğini bilmiyorlardı. Bir ay sonra Red onlara bekledikleri haberleri getirdi. Bu onları sevinçten göklere uçuran bir haberdi. Ashley ölmemişti. Ama ilk sevinçlerinin heyecanı geçince bir endişe kalplerini kemirmeye başladı. Ashley ölmemişti. Yaralanmış ve esir alınmıştı. Kayıtlara göre Illinois'taki bir esir kampı olan Kaya Adası'ndaydı. İlk heyecan anında onun hayatta oluşuna sevinmekten başka bir şey gelmemişti akıllarına. Ama sakinleştikleri zaman birbirlerine bakıp cehennemde der gibi Kaya Adası'nda demişlerdi. Ashley o korkunç yerdeydi. Ashley yaşıyordu ama yaralıydı ve Kaya Adası'nda bulunuyordu. Red bu haberi aldıktan sonra yarası yüzünden ölmüş müydü acaba? Su çiçeğine yakalanmış mıydı? Zatüreye tutulmuş da ateşler içinde yanıyor muydu? Üstünü örtecek bir battaniye yok muydu? Melanie, "Ah Kaptan Butler,
Bir yolu yok mu bunun?" diye bağırdı. "Nüfuzunuzu kullanıp onu iade ettiremez misiniz?" Red ağzını çarpıttı. "Adil ve şatafat, kar Bay Milcon Blixby'nin 5 oğlu savaşta öldü diye gözyaşı döküyor. Ama Anderson Wilde ölen binlerce Yankee aldırdığı yok. Hepsi de ölse umurunda değil. Emir verilmiş bir kere, takas yok. Ama Bayan Wilkins, daha önce söylememiş miydim size? Kocanız kamptan kurtulma fırsatı kendisine verildiği halde bunu reddetmiş." Melanie inanamayarak "Olamaz!" diye haykırdı. "Evet öyle. Yankiler Kızılderililerle savaşmak üzere asker topluyorlar. Çok kez konfederasyon askerleri arasından seçiyorlar bunları. Sadakat yemini edip bu konuda bir kağıda imzasını basan ve 2 yıl Kızılderililerle savaşmayı kabul edenler kamptan çıkarılıp batıya gönderiliyor. Bay Wilkins bunu kabul etmemiş." Scarlett, "Ah, nasıl reddedebilmiş?" diye bağırdı. "Ne diye önce yemin edip sonra da hapisten kurtulur kurtulmaz kaçıp buraya gelmedi sanki?" Melanie küçük bir fırtına halinde ona döndü. "Böyle bir şey yapabileceğini nasıl aklına getirebiliyorsun? O iğrenç sadakat yeminini ederek konfederasyona ihanet ettikten sonra Yankilere verdiği sözü de tutmayacak, öyle mi? Bu yemini ettiğini duyacağım ama onun Kaya Adası'nda öldüğünü duymayı tercih ederim. Hapiste ölürse onunla iftihar ederim. Ama eğer bunu yapsaydı bir daha yüzüne bakmazdım. Asla reddetmesinden daha tabii bir şey olamaz." 1864 yılı Mayıs ayı geldi. General Sherman'ın kumandasındaki Yankiler tekrar Georgia'ya gelmişlerdi. Atlanta'nın 100 mil batısındaki Dalton'un ötesindeydiler. Yankiler Batı ve Atlantik demiryollarına saldırmak üzere yığınak yapmaktaydılar. Bu Atlanta, Tennessee ve Batı'yı birbirine bağlayan hattı. Atlanta ve bütün Georgia bu eyaletin konfederasyon için çok önemli olduğunu ve General Joe Johnston'ın Yankilerin uzun süre eyalet sınırları içinde kalmalarına fırsat vermeyeceğini biliyordu. Bu savaşın tahribatına uğramamış eyalet, konfederasyon için büyük bir zahire ambarı, makine atölyeleri ve depoydu. Ordunun kullandığı barut ve silahların büyük bir kısmını pamuklu yün ve kumaşların yoğunluğu, çoğunu bu eyalet üretmekteydi. Sıcak bir Mayıs akşamı Pitti Hala'nın evinin verandasında Dr. Meda, sivil halkın bu konudaki görüşünü özetleyerek General Johnston'un dağlara çelikten bir set gibi dururken Atlanta'nın korumasına sebep olmadığını söyledi. Onu dinleyenlerin duyguları çeşitliydi. Eli, fiilin kolun üzerinde duran Bay Meda, savaş kendilerine daha yaklaşacak olursa fiilin de gitmesi gerekeceğini biliyordu. Oğlu şimdi 16 yaşındaydı ve muhafız kıtasına yazılmıştı. Yüzbaşı Kare Ashburn'un işe yaramayan kolu yine aramaya başlamıştı. Üstelik genç adam Scarlett'e olan arkadaşlarının sona erdiğini hissederek ümitsizliğe kapılmış durumdaydı. Ashley Wilkins'ın esir düştüğü haberi geldiğinden beri Scarlett ondan uzak duruyordu. Yüzbaşı bu iki olay arasındaki ilişkinin ne olabileceğini hiç bilmemekle birlikte bunun böyle olduğundan emindi. Scarlett üzüntü içinde acı acı şöyle diyordu: "Mutlaka ölmüş olmalı, yoksa bir haber alın." Melanie ise sonsuz saatler boyunca korkusunu yenmeye çalışıyor ve kendi kendine şöyle diyordu: "Ölmüş olamaz, bunu biliyorum. Eğer ölmüş olsaydı hissederdim." Red Woodler gölgeler arasında saklanmıştı. Yine ve temiz çizmeli ayaklarını kibarca uzatmış düşünüyordu. Ama karanlık yüzünden ne düşündüğünü anlamak mümkün değildi. Genç adamın kucağında elinde bir lades kemiği bulunan Veda tatlı tatlı uyumaktaydı. Red geldiği zaman Scarlett daima Vade'nin geç yatmasına izin verirdi. Çünkü utangaç çocuk ona bayılıyordu. Red'e gelince inanacak şey değildi ama o da Vade'yi pek severdi. Özellikle Vade yanındayken Scarlett tedirgin olurdu ama Red'in kucağında gerçekten pek uslu duruyordu. Doktor kolunu Karen'in omzuna atarak "Üzülmeyin canım, hemen döner" dedi. Tek bir çatışmadan sonra Yankiler Tennessee'ye çekilmek zorunda kalacaklar. Oraya vardıkları zaman da General Forrest hesaplarını görecek. "Genç hanımlar, Yankilerin bize yaklaştıklarını düşünerek hiç korkmayınız. Çünkü General Johnston ve ordusu çelikten bir set gibi dağlarda bekliyor." "Evet, çelikten bir set," diye tekrarladı böbürlenerek. "Sherman onu aşamaz. İhtiyacı oyu asla yerinden oynatamayacaklardır." Kadınlar onaylar şekilde gülümsediler. Çünkü doktorun en küçük bir cümlesi bile değiştirilemez bir gerçek gibi gelirdi onlara. Ona sadece Red cevap verdi. Yemekten beri konuşmamış,
Alacakaranlıkta savaş üzerine yürütülen fikirleri ağzına çarpıtarak dinlemiş ve uyuklayan çocuğu okşayıp durmuştu. Dedikodulara bakırsa Sherman'ın 100.000'den fazla askeri varmış. Takviye kuvvetleri de yoldaymış. Doktor ona kısaca cevap verdi. Ne demek istiyorsunuz beyim? Zannedersem yüzbaşı Ashburn biraz önce son zaferle cesaretlendirerek birliklerine dönen kaçaklar dahil General Johnston'un 40.000 askeri olduğunu söyledi. Bayan May da öfkeyle beyefendi dedi. Konfederasyon ordusundan asla kimse kaçmadı. Red sahte bir utangaçlıkla özür dilerim diye karşılık verdi. Birliklerine dönmeyi unutmuş olan binlerce izinli askerle 6 aydan beri yaralıların iyileştiği halde evlerine kalıp her zamanki işlerine devam eden ve ilkbaharın gerektirdiği tarla işleriyle uğraşanları kastetmiştim. Red'in gözleri parlıyordu. Bayan May de dudaklarını ısırdı. Scarlett onun yenilgisi karşısında kıkırdamamak için kendini güç tuttu. Çünkü Red onun can evinden vurmuştu. Bataklıklarda ve dağlarda binlerce erkek inzibatların kendilerini yakalamaması için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bunlar savaşın zenginlerin işine yarayıp fakirleri öldürdüğünü ve ondan bıktıklarını ilan etmişlerdi. Evlerinden gelen mektuplar ise daha da kötüydü. Açız. Bu yıl ürün alamayacağız, toprakları sürecek kimse yok. Devazım dairesi ürününü aldı. Senden de aylardır para gelmiyor. Kuru fasulyeyle yaşıyoruz. Koro şöyle diyordu. Açız. Karın, çocukların, anan, baban aç. Savaş ne zaman bitecek? Ne zaman eve döneceksiniz? Açız, aç. Askerlerin sayısı gittikçe azalan orduda izinler kaldırılınca bu kimseler izinsiz olarak evlerine dönmüşlerdi. Tarlalarını sürmek ve ekmek, evlerini tamir etmek ve çitlerini onarmak için. Subaylar sert çatışmaların yaklaştığını hissedince bunlara mektup yazıp birliklerine dönmelerini istiyor, cezalandırılmayacaklarını vaat ediyorlardı. Ailelerinin birkaç ay için açlıktan kurtulacağına kanaat getirenler genellikle orduya dönüyorlardı. Doktor Meda soğuk bir sesle bu huzur kaçırıcı sessizliği bozdu. Kaptan Butler, bizim birliklerimizde Yankee birliklerindeki askerler arasındaki sayı farkı hiçbir zaman önemli olmamıştır. Bir konfederasyon askeri bir düzine Yankee'ye bedeldir. Kadınlar başlarını salladılar. Herkes bunu biliyordu. Red, bu söylediğimiz savaşın başında doğruydu diye cevap verdi. Belki şimdi de doğrudur. Ancak tüfeğinde kurşun, ayağında ayakkabı bulunmaması ve karnının tok olması şartıyla. Değil mi yüzbaşı Ashburn? Doktor May de öfkeyle yıldırımlar yağdırmaya başladı. Daha önce de askerlerimiz ve ayakkabıları ve yiyecekleri olmadığı halde savaşıp zafer kazandılar. Tekrar kazanacaklar, tekrar savaşacaklar ve kazanacaklar. Söylüyorum size, General Johnston'u yerinden kımıldatamazlar. Doktor, rica ederim beni yanlış anlıyorsunuz. Sizden sadece bilgi istemiştim. Eski tarihe ait bilgilerim fazla değildi. Eğer gerekirse bizim ordumuzda Yankilerin Georgia içinde ilerlemesine engel olmak için son erine kadar ölecektir diye gürledi doktor. Ama buna gerek kalmayacak. Tek bir çatışma sonunda Yankiler Georgia'dan alınacak. Pitty Pitty hala aceleyle yerinden kalktı ve Scarlett'ten piyano çalıp şarkı söylemesini istedi. Konuşmasının gittikçe daha derin ve fırtınalı sulara doğru sürüklemekte olduğunu görüyordu. Onun bulunduğu yerde daima mesele çıkardı. Scarlett itaatkar bir tavırla içeri girip piyanoya doğru yürürken verandaya sessizlik çökmüştü. Red'e karşı öfke dolu bir sessizlikti bu. Scarlett ellerini tuşlara değdirdi ve sesi içeriden tatlı ve kederli yükseldi. Günün moda şarkılarından birini söylüyordu. Bembeyaz badanalı bir koğuşta hastalar ve can çekişenler yatıyor. Süngülerle, mermilerle, kurşunlarla yaralanmış. Oysa orada bir gün birinin sevgilisi doğmuştu. Birinin sevgilisi öyle genç, öyle yiğit, solgun, tatlı yüzünde hala duruyor. Çocuk inceliğinin titrek aydınlığı birazdan mezarın toprağı altında kalacak. Şarkının son mısrası altın bukleler karmaşık ve ıslaktı. Scarlett'in soprano sesi titredi burada. Fanny Elsting hafifçe doğrularak boğuk bir sesle ''Başka bir şey söylesene'' dedi. Red hemen ayağa kalkıp Buddy'yi Fanny'nin kucağına aktardı ve içeri girdi. Yumuşak bir sesle ''Kentucky'deki eski evimi söylesene'' dedi. Scarlett can kurtaran simidi gibi sarıldı şarkıya. Red'in şahane sesi de onlara katılınca verandadakiler yavaş yavaş üstlerindeki ağırlığın kalktığını ve daha kolay nefes aldıklarını hissettiler. Tanrı bilir ya, bu
bu da pek neşeli bir şarkı değildi. Bu yorucu yükü birkaç gün daha taşıyacağız. Hava hiç aydınlanmasa da önemi yok. Daha birkaç gün yolda yürüyeceğiz. Sonra Kentucky'deki eski evim. İyi geceler. Doktor Meda'nın tahmini doğru çıktı. Johnston, çelikten bir set gibi dağlarda durdu ve 100 mil ötedeki Dalton'un üstüne öyle aşılmaz bir engel meydana getirdi ki acı bir hayal kırıklığına uğrayan Sherman'ın askerleri geri çekilip başka bir çare aramak zorunda kaldılar. Sherman'ın vadiyi geç aşıp Atlanta'ya girmek isteğine Johnston şiddetle karşı koymuştu. Yankiler, gri üniformalı hatları doğrudan doğruya yenemeyeceklerini anlayınca bir yarım daire halinde dağ geçitlerine doğru yürüdüler. Reseca demir yolunu kestiler. Konfederasyon ordusu zorunlu olarak geri çekildi ve demir yolunu savunmak için hazırlandılar. İstikamlar kazılmış, bataryalar yerleştirilmiş ve süngüler takılı bekliyordu. Konfederasyon askerleri genellikle düşünmeyecek kadar yorgundular ve adeta uykuda yürüyorlardı. Düşündükleri zaman da ihtiyar Joe'ya güveniyorlardı. Geri çekildiklerini biliyorlardı. Ama yenilmediklerini de bilmekteydiler. Hem istikamları savunacak hem de Sherman'ın kuşatmalarını geri püskürtecek kadar çok askere sahip olmayışları başlıca güçlüğü teşkil etmekteydi. Ne zaman Yankiler karşılarına çıkıp onlarla savaşmaya kalkışsalar yenilmiş ve perişan olmuşlardı. Konfederasyon askerleri Johnston, Reseca'dan canını dişine takarak savaştı ve Yankileri tekrar geri püskürttü. Fakat askerler uykusuzluktan bitkin yürümek ve savaştan harap ve aç, daima aç olarak vadiden aceleyle indiler. Yankiler geldiğinde güneyli askerler savaşa hazırdı. Reseca'nın 6 mil aşağısında Calhoun kasabasında önemli çatışmalar oldu ve Yankiler geri püskürtüldü. Artık güneyliler tahammüllerinin sonuna gelmişti. Reseca, Calhoun, Kingston, Adeville, Caswell, Casterville, New Hope Church bölgelerinde yapılan korkunç savaşlar birer kabus gibiydi. Askerler vadi boyunca ilerlerken önlerinde bir mülteci ordusu da ilerliyordu. Bunlar çiftçiler, fakir beyaz halk, zenginler, yoksullar, kara deliler, beyazlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, can çekişenler, sakatlar, ağır yaralılar, ağır hamile kadınlar, trenlerle, yaya olarak ve at arabalarıyla Atlanta yolunu doldurmuşlardı. Hepsi sandıklarını, sepetlerini, ev eşyalarını, kısaca taşıması mümkün olmayan en değerli ve yeniden temin edilmesi güç olan eşyalarını yanında almışlardı. Güneşli vadi büyük ölçüde terk edilmişti. Kederliydiler ve biçilmemiş ekinler sıcaktan yanıp kavrulan tarlalarda duruyor. Trenler dorulsu yaralı Atlanta'ya akın etti ve şehir halkı dehşete düştü. Hastaneler dolup taştı, yaralılar boş dükkanlarda ve depolarda pamuk balyalar üzerinde yatıyordu. Hiç kimse ordunun yenilmezliğine olan güvenini yitirmiş değildi ama herkes hiç değilse sivil halk artık generale kuşkuyla bakmakta ve güvenmemekteydi. New Hope Church'ta Atlanta'dan sadece 35 mil uzaktaydı. Savaş ve gerileme, Konfederasyon askerleri 25 günden beri 75 millik bir mesafe boyunca hemen her gün çarpışmaktaydılar. Kennesaw Dağı'nda ilk yaralılar şehre gelmeye başladığı gün Bayan Merriweather'ın arabası sabahın saat 7'si gibi duyulmadık bir saatte Miss Pitty'nin evine geldi. Zenci Levi amca Scarlett'in derhal giyinip hastaneye gelmesi gerektiğini bildirdi. Hastalara bakmaktan bıkmış olan Bayan Merriweather, Ellen'in kendisine mektup yazıp eve çağırdığını söyledi. Ama bu pek işe yaramadı. Levi amca sert sert bakarak, ''Bir daha böyle saçma şeyler duymak istemem, Scarlett Hamilton'' dedi. ''Bugün annene mektup yazıp sana ne kadar ihtiyacımız olduğunu bildireceğim. Beni anlayacağına eminim. Şimdi hemen önlüğünü giy ve Doktor Meda'nın yanına koş, yardımcıya ihtiyacı var.'' Scarlett sıkıntı içinde, ''Aman Allah'ım'' diye düşündü. ''İşte belaya çattık. Annem burada kalmamı isteyecek ve ben bu korkunç kokuları biraz daha koklamak zorunda kalırsam ölüp gideceğim.'' Doktor Meda'nın yanında durup da onun ölüm saçan yaralara bıçağını sapladığını görürken midesi nasıl bulanıyor ve kusmamak için kendini nasıl zorluyordu. Kinin ve tentürdiyot hiç yoktu. Kloroform o kadar az bulunuyordu ki ancak çok uzun süren ve çok önemli ameliyatlarda kullanılmaktaydı. Ameliyat edilmekte olan yaralıların kopardıkları iç parçalayıcı çığlıkları duymak,
Ne dehşet verici şeydi bu. Ameliyat olarak iyileşememiş, kendi çığlıklarıyla kulakları sağır olmuş yaralıların doktor yanlarına gelerek "Üzgünüm oğlum ama elinin kesilmesi gerekli ya da ayağında çok kötü bir intihap var. Durumu ümitsiz, kesilmesi şart" derken, hastaların yüzlerinde belirlenen beyazlığı ve huzursuzluğu görüp de çaresizlik içinde sapık ve çaresiz bir merhamet duymaktaydı. Öğleden sonra önlüğünü çıkardı ve Bayan Mary Water'ın okuması yazması olmayan kangrenli bir dağlı için mektup yazmakla meşgulken dışarı süzüldü. Scarlett bütün bunlara artık dayanamayacağını hissediyordu. Aceleyle Şeftali Ağacı Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Sıkı sıkı bağlanmış olan korsesinin iplerini izin verdiği kadar temiz havayı içine çekiyordu. Köşede durdu. Ne yapacağını bilmiyordu. O sırada Red Mudler arabayla oradan geçiyordu. Scarlett'in eski iş elbisesi terden buruşmuş, taşıdığı leğen dökülen sularla yer yer ıslanmıştı. Red ona bakarak "Bir paçavracı çocuğuna benziyorsun" dedi. "Bir kelime daha söyleme. Dinlemek istemiyorum. Aşağı in, arabaya binmeme yardım et ve beni kimsenin görmeyeceği bir yere götür. Beni assalar da hastaneye dönmem. Hey Allah'ım, bu savaşı ben çıkartmadım ki. Canım çıkasıya kadar çalışmam için de bir sebep görmüyorum ve..." "Şahane davamıza ihanet ha?" dedi Red Bull'lar. "Tencere dibin kara, seninki benden kara. Haydi, arabaya binmeme yardım et. Buradan geçerken nereye gittiğini aldırdığım yok. Şu anda beni araba gezintisine götürüyorsun." Atı kırbaçlarken, "Seni gidi küçük ilakar" dedi. "Bütün gece askerlerle dans eder, onlara güler, kurdeleler verip dava için ölmeye hazır olduğunu söylersin. Birkaç yara sarıp, birkaç böcek ayıklamaya gelince kaçmakta acele edersin." Red ata kırbaçla bir daha dokundu ve beygir hızla ilerleyerek Five Points'ten geçti. Sonra şehri ikiye ayıran demir yolu hattını açtı. Uçuşan eteklerini düzeltip başlığının kurdelesini çenesinin altına daha sıkı bağlayarak "Bu uğursuz hastaneden bıktım usandım" dedi. "Her gün yeni yaralılar geliyor. Bütün bunlar General Johnston'un suçu. Eğer Dalton da Yankilere karşı durabilseydi onlar da..." "Ah seni gidi cahil çocuk. Yankilere karşı durdu ya. Johnston demir yollarını korumak için çarpışıyor." Scarlett'in askerlerinin stratejileri hakkında en ufak bir fikri yoktu. "Ne olursa olsun" dedi. "Kusuru onda. Bir çözüm yolu bulmalıydı. Bence onu değiştirip yerine bir başkasını getirmeliler. Geri çekileceğine ne diye olduğu yerde kalıp çarpışmıyor? Sen de herkes gibisin. İmkansız olanı yapmıyor diye, kafası kesilsin diye bağırıyorsun. Dalton da kurtarıcıyken 6 hafta içinde Kennesi Vaydağı'nda hain oldu. Bununla beraber Yankileri 20 bir geri püskürtecek olursa yeniden kurtarıcı olacak. Çocuğum, Sherman'ın askerlerinin sayısı Johnston'unkilerinin 2 misli. Bizim bir kahramanımıza karşılık o 2 asker kaybetmeyi göze alabilir. Johnston'a gelince o tek bir asker kaybetmeyi bile göze alamaz. Takviye kuvvetlerine şiddetle ihtiyacı olduğu halde ne gönderiyorlar ona? Minister cepheye mi çağrılacak? Ya muhafız kıtası? Doğrusu bunları duymamıştım. Siz nereden biliyorsunuz? Bu konuda dedikodular dolaşıyor. Bu sabah Mledvay'dan gelen trende bu dedikodu geldi. Hem milis birliği hem de muhafız kıtası General Johnston'a takviye kuvvet olarak gönderilecek. Ah nasıl gülebiliyorsun hain? Muhafız kıtasındaki ihtiyarlarla küçük çocukları düşünsene. Aman yarabbi, küçük Wilmot, Meriwether dede ve Henry amca da savaşa gitmek zorunda kalacaklar. Ben küçük olan çocuklarıyla Meksika savaşı gazilerinden söz etmiyorum. Güzel üniformalar giyip parlak kılıçlar takmaktan hoşlanan Valguen gibi baba yiğit delikanlılardan söz ediyorum. Red, caddeye bak, şu kalabalığa. Asker değil bunlar. Acaba ne diye? Hay Allah, zenci bunlar. Caddeden kırmızı bir toz bulutu yükseliyordu. Toz bulutunun içinden muntazam ayak sesleri gelmekteydi. Derinden gelen, tasasız zenci seslerinin söylediği bir ilahi. Red dizginleri çekerek arabayı durdurdu ve Scarlett omuzlarını kazma bükerek taşıyan bıcık bıcık terli zencilere baktı. Başlarında bir subay vardı ve yanları sıra istikam sınıfının içerisini taşıyan bir müfreze asker ilerlemekteydi. Sonra gözleri en önde şarkı söyleyerek ilerleyen bir zenciye takıldı. Uzun boylu, dev gibi iri cüsseli, abonoz gibi siyah bir erkekti bu. Şüphesiz dünyada Tara'nın kalfası Büyük Sam kadar iri yarı ve gür sesli bir zenci daha mevcut değildi. Ama Büyük Sam şu sıralarda burada ne yapıyordu? Genç kadın onu daha iyi görmek için doğruldu. Büyük Sam, "Aman Allah'ım, bu Miss Scarlett, güzel hanımım, tanrım, tanrım, ta kendisi, Miss Scarlett." Sonra ona doğru ilerledi. Saflar karıştı.
Subaylar bu duruma öfkelenmişti. O da bağırarak peşlerinden koştu. Size söylüyorum, sıraya girin, yerlerinize dönün diyorum, yoksa... Aman Allah'ım, bu Bayan Hamilton. İyi günler hanımefendi. Size de beyefendi. Saflarımız arasında kargaşalık çıkarmakla ne yapmak istiyorsunuz? Ah yüzbaşı Randall, azarlamayın onları. Bizim zenciler onlar. Bu kalfamız büyüksem. Bunlar da Tara'dan Eliyah, Apostla ve Propet. Benimle konuşmak istemeleri tabidir. Tara'dan bu kadar uzakta ne yapıyorsunuz çocuklar? Temin ederim ki kaçtınız. İnzibatların sizi mutlaka yakalayacağını bilmiyor musunuz? Hay Allah Miss Scarlet. Duymadınız mı? Beyaz beyler, Yankiler geldiği zaman saklansınlar diye çukurlar kazacağız. Büyük Sam'in bu kadar saf açıklaması karşısında Yüzbaşı Randall ve Red ile Scarlet gülümsedi. Bütün bunlar ne demek Yüzbaşı Randall? Ah gayet basit. Yani istihkam çukurları kazarak Atlanta'nın savunmasını kolaylaştırmak zorundayız. General bunu yapmak için cepheden asker gönderemiyor. Bu yüzden kasabalarda yaşayan güçlü kuvvetli zencileri toplamak zorunda kaldık. Bugünkü istikamlar şehirden ancak bir mil uzakta diye açıkladılar. Şehrin emniyeti ya da rahatlığı için daha uzakta istikam çukurları kazılması gerek. Yeniler daha uzağa kazılacak. Anlıyorsunuz ya, bir daha geri gerileyecek olursak askerlerimiz Atlanta'ya girebilir. Scarlett gözleri korkudan büyüyünce, Yüzbaşı Randall son sözlerinden dolayı büyük bir pişmanlık duydu, aceleyle ''Ama kuşkunuz bir anda gerilemez.'' dedi. Kennesaw Dağı'nın çevresindeki hatlar zapt olunamaz. Bataryalar dağların yamaçlarına yerleştirildi. Bütün yollara hakim durumdalar. Yankilerin yaklaşması imkansız. Scarlett, Red'in sözlerini hatırladı. Sözümü unutma. Dağlardan uzaklaştı ve daha düz bir araziye itildiği zaman ordusuyla birlikte katledilecek. Yüzbaşı, ama artık yola koyulmamız gerek. Sizinle konuşmaktan büyük bir zevk duydum. Hanımınıza veda edin çocuklar ve gidelim. Güle güle çocuklar. Eğer hastalanır ve yaralanır veya sıkıntıya düşerseniz bana haber verin. Bir dakika durun, çantasını karıştırdı. Aman Allah'ım, bir sentim bile yok. Red, biraz bana borç verir misin? Al, Büyük Sam, hem çocuklara hem de kendine tütün satın al bununla. İyi davranın, Yüzbaşı Randall'ın söylediklerini yapın. Karışık saflar yeniden düzenlendi. Zenciler tekrar yürümeye başladıkları zaman yine kırmızı bir toz bulutu yükseldi yerden. Büyük Sam yine şarkıya başladı. Red kısrağı kırbaçladı. Evet, ordunun şiddetle adama ihtiyacı var. Aksi halde ne diye muhafız kıtasını çağırsınlar. İstikam çukurlarına gelince, onların bir kuşatma sırasında işe yaradığını bilmeyen yoktur. General buraya gelip durmaya ve daha fazla gerilememeye hazırlanıyor. Bir kuşatma mı? Ah ne olur geri dönelim. Ben hemen eve Tara'ya gidiyorum. Burada bu kadar uzun zaman ne diye kaldığını anlamıyorum. Bütün düşündüğün rahatlık, yemek yemek ve buna benzer şeyler. Red, belki burada kuşatma gerçekleşecek olursa seni korumak için kalıyorum. Hiçbir zaman ümitsizlik içinde bulunan bir kadını kurtarmadım. Bu da yeni bir tecrübe olacak. Scarlett onun şaka ettiğini biliyordu ama bu şakanın ardında bir ciddiyet payı olduğunu da sezdi. Başını kaldırdı. Sizin beni korumanıza ihtiyacım yok. Kendimi koruyabilirim. Teşekkür ederim. Şu kuşatma hakkında yalan söylediğiniz eminim. Yankiler asla Atlanta'ya varamayacaklarını biliyoruz. Bir ay içinde burada olacaklarına dair bahse girelim. Bir kutu boncuk buna karşılık. Kara gözleri Scarlett'in dudaklarına kaydı. Bir öpücüğe de bahse girerim. Kısa bir an kuşatma kelimesi Scarlett'in kalbini dondurmuştu ama öpücük sözünü duyunca onu unuttu. Bu onun alışık olduğu bir sahaydı ve askeri olaylardan çok daha ilgi çekiciydi. Scarlett soğuk davranarak, ''Böyle şahsi konuşmalardan hoşlanmam.'' dedi. Kaşlarını çatmayı başardı. ''Hem de senin yerine bir domuzla öpüşmeyi tercih ederim.'' Sevkler tartışılmaz. Zaten İrlandalıların domuzlara çok düşkün olduğunu, hatta onları yatakların altında beslediklerini de duymuştum. ''Ama Scarlett, senin öpülmeye fena halde ihtiyacın var. Bütün derdin bu. Tanrı bilir neden sevgilerin sana fazla saygı göstermişler. Ya da senden o kadar korkmuşlar ki hiçbir şey yapamamışlar. Bu yüzden de garip bir yaratık olup çıkmışsın.'' Bu işi iyi bilen birinin seni öpmesi gerek. Şimdi konuşma onun hiç arzu etmediği bir şekilde gelişmekteydi. Red'le daima böyle olurdu. Daima Scarlett'in yenik düştüğü bir düello vardı aralarında. Scarlett alaycı bir sesle, ''Bu kimsenin kendin olduğuna mı hükmediyorsun?'' diye sordu. Red kayıtsızca, ''Ah evet, eğer kendimi bu sıkıntıya soksaydım senin için iyi olurdu.'' dedi. ''Gayet iyi öptüğümü söylerler.'' Red'in onu hiç önemsememesi karşısında genç kızın yüreği öfkeyle dolmuştu. ''Ya!'' diye söze başladı. ''Demek siz...''
Sonra ne diyeceğini şaşırarak sustu. ''Lütfen geri döner misiniz? Kaptan Butler, hastaneye gitmek istiyorum.'' ''Doğru mu söylüyorsun? Benim küçük koruyucu meleğim. Demek bitler ve pis kokular benim konuşmalarımdan daha cazip. Bir çift istekli elin davamız için çalışmasına engel olmak benim işim değil tabii ki.'' Arabayı çevirdi ve File Points'e doğru ilerlemeye başladı. ''Ne diye senden yararlanmadığıma gelince açık söyleyeyim. Biraz daha büyümeni bekliyorum. Ah anlıyorsun ya, seni şimdi öpmek pek zevkli olmaz. Ben de zevklerim konusunda fazlasıyla bencilimdir. Çocukları öpmeyi hiçbir zaman aklımdan geçirmedim.'' Red gülümsedi ve gözünün ucuyla Scarlett'in göğsünün öfkeyle inip kalktığını gördü. Yumuşak bir sesle ''Hem de'' diye devam etti. ''Değerli Ashley Wilkins'in unutulmasını bekliyorum.'' Ashley'in adını duyunca Scarlett'in kalbine derin bir acı saplandı. Göz kapaklarının yaşlarla ağırlaştığını hissetti. Unutulmasını ha! Ölümü üzerinden 1000 yıl geçse de Ashley asla unutulmayacak. Red, Ashley'in senin hakkında hemen hemen her şeyi biliyorum dedi. Nihayet 12 meşelerdeki o çirkin sahneyle işe başladım ve o günden beri gözlerimi açıp pek çok şeyler ekledim bildiklerime. Nedir bunlar? Ah nasıl söyleyeyim? Sen ona karşı hala mektepli kızlara yarışır bir ihtiras duyuyorsun. O da asil tabiatının izin verdiği oranda bunu hoş karşılıyor. Bayan Wilkins bunlardan tamamen habersiz. İkiniz ona güzel bir oyun oynuyorsunuz. Bir tek şey hariç, her şeyi anlıyorum ve bir tek şey merakımı tahrik ediyor. Şerefli Ashley seni öperek ölümsüz ruhunu kirletti mi? Red'in sözlerine kaya gibi bir sessizlik ve Scarlett'in dimdik tuttuğu başıyla cevap verdi. Anlaşıldı. Demek seni öpmüş. İzinli olarak buraya geldiğinde olmuştur bu. Şimdi de belki öldü ve sen onun hatırasını kalbinde saklıyorsun. Ama öpücüğünü unuttuğun zaman bu işin nasıl biteceğinden eminim. Ben... Scarlett öfkeyle döndü. Canın cehenneme dedi. Gözlerinde çılgınca pırıltılar vardı. Kendimi arabadan atmamı istemiyorsan dur da ineyim. Bir daha seninle konuşmak istemiyorum. Red arabayı durdurdu. Ama genç kadına yardım etmesine fırsat bulamadan Scarlett aşağı atladı. Kaslanı tekerleğe takıldı. Bir an Five Points'teki kalabalık onun iç etekliğini ve iç pantolonlarını gördü. Sonra Red eğildi ve kastan kurtardı. Scarlett tek bir kelime söylemeden arkasına bile bakmadan koşarak uzaklaştı. Red tatlı tatlı gülümsedi ve atı kırbaçladı. Savaş başladığından beri ilk olarak Atlanta Savaşı'nın sesi duyuluyordu. Sabahın erken saatlerinde şehrin sesleri uyanmadan önce uzaklardan Kenas Dağı'ndaki topun sesi hafifçe duyuluyordu. İnsanlar bu sesleri dinlememeye, konuşmamaya, gülmeye, Yankiler 22 mil ötede değilmiş gibi işlerini yürütmeye çalışıyorlardı. Ama hepsinin de kulağı kilişte, top seslerini dinlemekteydiler. Şehir dalgın görünüyordu. Joe Brown'un gözleri, milisler ve muhafızlar kıtası, kulaklarında top sesleri gümbürleyerek Atlanta'dan ayrılıp Johnston'un arkasındaki Chattabos şehrinin üzerindeki köprüleri ve küçük vapurları savunmaya gittiler. O gün gökyüzü kopkoyu bulutlarla kaplıydı. Karanlık bir gündü. Bütün şehir onları yolcu etmek için sokaklara dökülmüştü. Bu ihtiyar adamlarla küçük çocuklar da cepheye çağrıldıklarına göre işler gerçekten kötü olmalıydı. Genç ve yakışıklı olanlar pırıl pırıl yepyeni üniformaları giymişlerdi. Şapkaların üstündeki tüyler sallanıyordu. Kılıçlar ışıldıyordu. Onlara bakmak koştu ama ötekiler Scarlett'in kalbini korku ve merhametle sıkışmasına sebep oluyordu. Meriwether dede en ön sırada yürüyordu ve omuzlarında yağmurdan korunması için kızının örttüğü güzel bir yün şalı var. Harry Hamilton amca, Meriwether dedenin arkasındaki sırada ilerlemekteydi. Uzun siyah ceketinin yakasını kulaklarına kadar kaldırmıştı, yağmurdan korunmaya çalışıyordu. Belinde Meksika Savaşı'ndan kalma iki tabanca asılıyordu. Elinde küçük bir heybe sallanıyordu. Askerlerden çoğunun silahı yoktu çünkü konfederasyon onları ne donatacak ne de cephane temin edebilecek güçteydi. Bunlar öldürülen ya da esir edilen Yankilerden elde edecekleri silahlarla başlarının çaresine bakmayı tasarlamaktaydılar. Birçoklarının çizmelerinin kenarlarına hançer sokulmuştu. Ellerinde Joe Brown sopaları diye bilinen sivri uçlu kalın demir sopalar vardı. Talihli askerlerin omuzunda eski de olsa birer tüfek, bellerinde de birer fişeklik vardı. Topçular seyircilere çamur sıçratarak gürültüyle geçerken bir top arabasının yanı sıra atlının üzerine gitmekte olan bir zenci Scarlett'in gözüne çarptı. Bu genç, açık renk bir zenciydi. ''Mose bu'' diye bağırdı. ''Eşliğin Mose'u, burada ne yapıyor?'' Kalabalık arasında kendisine güçlükle yol açarak ilerledi.
Delikanlı onu görünce dizginleri çekip atını durdurdu. Tekrar savaşa gidiyorum Bayan Scarlett. Bu kez Bay Ashley'nin yerine ihtiyar John'la. Scarlett dehşet içinde. Bay Wilkes mı diye bağırdı. O nerede? Bay Wilkes aşağı yukarı 70 yaşındaydı. Arkada Bayan Scarlett en son top arabasıyla birlikte geliyor orada. Scarlett önünden geçen top arabalarının farkına bile varmadan ayak bileklerine kadar çamura batmış bir halde kala kaldı. Oh hayır, olamaz bu diye düşündü. Savaşa gidemeyecek kadar yaşlı o. Hem de savaştan hiç hoşlanmaz. Tıpkı Ashley gibi. Scarlett aksi yönde ilerlemeye başladı. Bay Wilkes en son top arabasının arkasından geliyordu. Her zamanki gibi dimdik ve mağrurdu. Gümüş rengi saçları ensesine kadar iniyordu. Pembe bir ata binmişti. Bu öyle güzel, öyle cins bir kısraktı ki. Bu çamurlu yolda saten elbiseli bir kadın gibi zarafetle ilerlemekteydi. Aman Allah! Bu at neliydi? Bayan Tarleton'un nelisi. Beatrice Tarleton'un değerli sevgilisi. Bay Wilkes Scarlett'in çamurlu sokağın ortasında durmakta olduğunu görünce yüzünde memnuniyet dolu bir gülümseme belirdi. Dizginleri çekip atını durdurdu ve aşağı inip ona yaklaştı. Seni görmeyi çok istiyordum Scarlett. Sizinkilerden öyle çok haber getirdim ki sana ama hiç vaktim yok. Bu sabah şehre girdik ve gördüğün gibi derhal gidiyoruz. Bay Wilkes gülüyor ve Scarlett'in korkularını hafifletiyordu. Annen, baban ve kızlar çok iyiler. Sana sevgilerini gönderdiler. Baban az daha bugün bizimle geliyordu. Scarlett dehşet içinde. Ay hayır, babam gelmez diye bağırdı. Babam gelmez, o da savaşa gitmiyor değil mi? Hayır hayır. Ama az daha geliyordu. Tabii dizini bükemediği için uzun yol yürüyemez. Fakat ata binebileceğini söylüyordu. Annen razı oldu ama tarla çitini atlamasını şart koştu. Çünkü orduda ata binmenin tarlada ata binmeye benzemeyeceğini söylüyordu. Baban da bunu kolay iş sandı ama inanır mısın? Atı çitin önüne geldiği zaman durdu. Baban da atın üstünden aşıp düştü. Büyük bir şans eseri olarak belini kırmadı. Onun ne kadar inatçı olduğunu bilirsin. Tekrar denemek istedi. 3 kere denedi. Nihayet annenle Pork onu yatağa yatırmak zorunda kaldılar. Baban bu işe çok kızdı. Annenin mutlaka hayvanın kulağına bir şeyler fısıldamış olduğunu tekrarladı, durdu. Faal hizmette bulunabilecek durumda değil. Scarlett, nihayet birinin ülkede kalması ve orduya erzak yetiştirmesi gerek. Scarlett hiç de utanmamış, aksine büyük bir rahatlık duymuştu. Artık gitmeliyim şekerim, güzel yüzünü bir kere öpeyim dedi kıza. Scarlett yüzünü ona uzatırken boğazında boğucu bir acı hissetti. Bay Wilkins'ı o kadar çok severdi ki. Bir zamanlar çok uzun yıllar önce onun gelini olmayı da planlamıştı. Yaşlı adam onu 2 kere daha hafifçe öperek bu öpücükleri de Melanie ve Pity'ye götürüver dedi. Melanie nasıl? İyidir. İlk torunumu görmek isterdim dedi. Hoşça kal şekerim. Şapkası elinde Melanie atlayıp uzaklaştı. Kır saçları rüzgarda uçuşuyordu. 3 kadın yağmur altında sessizce hastaneye dönerlerken Scarlett dua ediyordu. Onu da alma Tanrım. Onu da Ashley'i de. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.